Bana hemen basına dağıtılan haber metnini oku. Satır satır onaylatmadan tek kelime geçmiyorsunuz. Zeynep sürekli meşgul. Zeynepçim. Ay çıldırmak üzereydim yani. Nasılsın, iyi misin? Kiminle berabersin sen? Biz Doruk'la çıktık. Beni eve bırakıyor. Sitare Hanım, ben bu akşam neler oldu böyle, ben anlamadım. Tamam, şimdi sakin oluyorsun. Oraya da belli etme. Bak, çok çirkin, çok çirkin, çok mesnetsiz bir iftiraya uğradık, tamam mı? Öyle sözleşmeymiş, yok yalan ilişkiymiş falan. Bize bunu kim yaptı bilmiyoruz ama bulacağız. Doruk'a da söyle, rahat olsun, tamam mı? Bizim seninle yaptığımız tek bir sözleşme var. O da sponsorluk sözleşmesi, tamam mı tatlım? Bize bunu kim yaptı bilmiyoruz. Hiç kimseye güvenemeyiz. Kendimizden başka hiç kimseye güvenemeyiz. Anladın mı Zeynep? Anladım. Tamam canım. Neredeymiş? Hadi biraz konuşalım bakalım. Tamam, onaylıyorum, girsinler. Sitare Hanım, acaba benim kızla... Ya Zeynep nerede diyorum Sitare ya? Ozancığım, Zeynep emin ellerde, tamam mı? Emin ellerde. Şimdi izin verirsen eğer biraz kariyerine odaklanayım, olur mu? Haber metnini dernekle de paslaşın lütfen. Herkese tek elden bizden çıkan haber yazılacak. Lansman oteldeki yangın tehlikesi yüzünden dağıldı. Sadece yangın. Yangını vurguluyoruz. Anladın beni değil mi? Ne yangını ya? Yangın mı çıktı? Ya benim kızım orada kaldı ya. Benim kızım orada. Sitare Hanım. Kızınız Salih Bey'in arabasında Fevzi Bey. Gayet iyi yani. Hiç merak etmeyin. Ben kendi gözlerimle gördüm çıkarken. Salih Bey elinden tutmuş. Düşmesin diye herhalde. Götürüyordu. Merak etmeyin siz ya. Yani. Allah affetsin, şaşırmış gibi numara yaptım dedenlere valla. Ortaya çıkmış ya her şey. Ne yapacağız biz şimdi, ne olacak? Tamam halacığım, ben gelince anlatayım mı sana? Hadi bay bay. Artık bana da anlatabilirsin. Ne anlatacağım ki, zaten oradaydınız. Sözleşmeli aşk meselesini diyorum Zeynep. Doğru mu? Biraz hesap sorar gibi oldu böyle hemen. Hesap soracağım. Ama senden değil. Bak Zeynep, ben bu işin eğitimini aldım. Yani bu tip anlaşmalı aşklara alışığım. Dünyada da işler böyle yürüyor. Ben etik bulmuyorum. Ajansımın da böyle bir sahtelikle anılmasını hiç istemem. Ama olduysa bilmek istiyorum. Bilmek benim hakkım. Çünkü o ajans benim. Şimdi sana açıkça soruyorum. Ozan'a gerçekten aşık mısın? Yoksa sadece işini mi yapıyorsun? Neden susuyorsun? Neden gözlerini kaşırıyorsun? Rahatsız oluyorum çünkü, yani sorgular gibi... Sorgulamıyorum, soruyorum. Bütün gece sen rol mü yapıyordun? Günlerce rol mü yaptın Zeynep? O aşk hikayesi, toz pembe peri masalı hepsi sahte miydi? Soru sormak falan değil bu, tamam mı? Sen saldırıyorsun bana. Seviyorsun yani. Ozan'a gerçekten aşıksın, doğru mu? Ne yapıyorsun ya? Alo? Sevgilim, iyi misin? Aşkım? Neredesin ya? Öldüm meraktan. İyiyim ben, merak etme. Doruk beni eve bırakacak.
Tamam. Bak merak etme, tamam mı? Bunu her kim yaptıysa bulup hesabını soracağız. O ruh hastasını bulup ona dava açacağız. Tamam? Eve gidince de ara beni. Annemlerle konuştum. Sizinkilerle de konuşalım. Tamam. Merak etme. Onlar da üzülmüş zaten. Duru'a da söyle. Merak etmesin. Cüzdanını kaşısın. Ajans bu iftira sayesinde çok büyük bir... tazminat alacak. Bu yaptığın çok çirkindi. Ama işe yaradı mı bari? Aldın mı cevabını? Almadım. Çünkü ben sana sormuştum. Ozan'a gerçekten aşık mısın demiştim. Pınar. Efendim Doruk Bey. Son bir yılda yapılan bütün sözleşmeleri masamda istiyorum. Bu gece mi? Evet, bu gece. Git ajansı açtır. Tüm içerik üreticilerin, sponsorların, özellikle de Zeynep'in. Artık gidebilir miyiz? Eve gitmem lazım.